Merhaba arkadaşlar. Kendi deneyimlerimden de yola çıkarak birçok kullanıcının problem yaşadığı bir konuyu anlatacağım bugün size. Bilgisayar ekranının kablo kullanmadan televizyon ekranına aktarılması. Bu konuda Türkçe kaynaklar oldukça sıkıntılı. Bu videoyu da o yüzden hazırlıyorum. Umarım yardımcı olabilir. İlk olarak bilgisayarınızın ve televizyonunuzun video desteğinin olup olmasının olmadığını kontrolünü yapmanız gerekiyor. Bunu da yapmak oldukça basit. Google'a Intel Video yazıyoruz ve Video'nun ana sayfasına geliyoruz. Yazılım ve sürücü güncellemelerini alın sekmesine tıkladığımızda açılan sayfa var. Burada iki farklı işlemimiz olacak. İlk olarak System Requirements for Intel Video'ya tıklıyoruz. Burada gerekli gereksinimleri sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğiz. İlk olarak işlemcimizin sağlayıp sağlamadığına bakalım. İkinci nesil i serisi işlemciler ve üzerinin tamamı Intel Video desteği var. Genelde problem burada çıkıyor. Eğer işlemcinizin desteği varsa diğer gereksinimleri zaten bir şekilde sağlanıyor. İkinci olarak grafik kartınızın da Video desteğinin sağlanması gerekiyor. Burada Intel tabanlı Video desteği olan kartların listesi verilmiş. Buradan kontrol yapabilirsiniz. Aynı şekilde wireless adaptöründe Wi-Fi kartınızın da Video desteğinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Son olarak işletim sistemimizin Windows 7 ve üzeri olması gerekiyor. Bu işlemleri kontrol ettikten sonra son bir kontrol daha yapacağız. Televizyonunuzun video desteğinin olup olmadığı. Bunu da Google'a yazarak televizyon modelini rahatlıkla bulabilirsiniz. Birçok site var televizyon özelliklerini veren. İkinci yapacağımız işlem AP Action Point, yani aynı Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Televizyonunuzu ve bilgisayarınızı aynı ağda bağladıktan sonra gerekli güncellemelere geçebiliriz. Güncelleme işlemi daha önceki sürümde oldukça problemliydi. Intel de bunu görerek basit bir araç hazırladı. Intel Video Update Tool. Bunu indiriyorsunuz ve ileri ileri diyerek kuruyorsunuz. Kurulum tamamlandıktan sonra zaten Video'nun tüm ayarlarını bu program otomatikman yapıyor. Sıradaki işlemimiz ise Wi-Fi kartını güncelleme. Otomatik güncellemeleriniz açıksa zaten bu işleme gerek kalmayacak. Açık değilse manuel olarak aratarak, Google'dan aratarak bu Wi-Fi kartınızın güncel versiyonunu bulun ve kurun. Son güncelleme işlemimiz ise Intel Wi-Fi Remote Tool. Bu farklı bir cihaza bağlamak istiyorsanız bu görüntüyü işinize yarayabilir ama televizyonda biz bunu kullanmayacağız. Eğer gerekli olursa daha sonra bunun için de ayrıntılı bir video hazırlarım. Son olarak bağlantı işlemleri. Televizyonumuzu tanıtmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Windows 8'de sağ tarafa geldiğimiz zaman bir menü açılıyor. Buradan cihazlara tıklıyorum. 3 farklı seçenek var. Yansıta tıklıyorum. Yansıttan kastı bilgisayar ekranının aktarılması. 2 farklı seçenek var. Kabloyla, yani ikinci ekran dediği olay. Kabloyla bağladığınız zaman burada projektöre vesaire aktardığınız zaman bu seçeneği seçiyorsunuz. Biz kablosuz ekran ekleyeceğiz. Bu da oldukça basit. Televizyonumuz da zaten aynı ağda olduğu için tıklıyoruz. Ben daha önceden televizyonu tanıtmıştım. O yüzden direkt otomatikman çıktı. Sizde ise ilk kurulumda televizyon ekranının burada arama sekmesinde belirmesini bekleyin. Daha sonra üzerine çift tıklayarak kurulumu tamamlayın. Bu kurulum biraz zaman alabilir. İlk kurulumda sanırım 2-3 dakika sürüyor. Kurulum tamamlanırken televizyon ekranınızda bir kod belirecek. Oradaki kodun aynısını bilgisayara yazdığınız zaman tanıtma işlemi tamamlanmıştır. Ekranı da tanıttıktan sonra son olarak ekran ayarlarının yapılandırılması. Bunun kısa yol tuşu var. Windows tuşu artı P. Buna tıkladığınız zaman otomatikman ayar sekmesine geliyorsunuz. Burada 4 farklı seçenek var. İlk seçenek zaten şu anda kullanmış olduğunuz sadece bilgisayar ekranının görüntülenmesi. İkinci seçenek ise yenile. Yenile de şu şekilde oluyor. Bilgisayar ekranınızdaki görüntünün aynısını yansıtmış olduğunuz projektör veya bizim şu anda yapmaya çalıştığımız televizyon ekranında görüntülenmesi. Yani görüntü her iki tarafta da aynı anda belirecek. Üçüncü seçenek ise genişlet. Genişlet güzel bir özellik. Masaüstünüzü yanına bir masaüstü daha koyuyor. İlk masaüstünüz zaten varsayılan olarak bu şekilde bilgisayarınızda görüntüleniyor. Mouse'u sağ tarafa doğru çekip devam ettiğiniz zaman
Mouse'un ikonu buradan kayboluyor ve televizyonun ekranında kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Mesela burada bilgisayarda işlemlerinize devam ederken bir film açıp sağ tarafa doğru sürüklediğiniz zaman o film televizyonunuzda görüntülenecek. Siz ise buradaki diğer işlemlerinize devam edebileceksiniz. Son seçenek ise yalnızca ikinci ekran. Bunu seçerseniz de bilgisayarınızın görüntüsü kararıyor ve sadece televizyonunuzda belirliyor. Bu ayarda yaptıktan sonra bağlanma işlemi oldukça basit. Tekrar sağ tarafa geliyorum. Cihazlara tıklıyorum. Yazıda tıklıyorum. Yukarıda belki şu anda görüntülenmeyebilir televizyon kapalı olduğu için. Televizyonun ismini belirleyecek. Üzerine çift tıkladığım zaman görüntüyü otomatikman seçtiğim seçenek türüne göre bir televizyonuma aktaracak. İşlem oldukça basit. Sadece biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Herhangi bir problem yaşarsanız bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.